Merhaba arkadaşlar. TYT Hızlı Tekrar 8 ile karşınızdayız. 7 soruda atmosfer katmanları ve özelliklerini, atmosferin etkilerini hemen kısaca inşallah tekrar etmiş olacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar atmosfer ve katmanlarından önce kısaca atmosferle ilgili bilgi verelim. Biliyorsunuz atmosfer hava küre dediğimiz katman dünyamızı çepeçevre sarmıştır. Yer çekimi gazları tutarak uzaya gitmesini önler. Atmosfer dünyamızla beraber döner, şeffaftır. Yaklaşık kalınlığı 10 bin kilometredir ama esas kalınlığı yeryüzüne yakın kesimlerindedir. Bu kısa bilgileri verdikten sonra katmanlarımıza bakalım. Arkadaşlar sorularımızın %100'ünün çıktığı ve en önemli katman bizim de içinde yaşadığımız yeryüzüyle bitişik olan şöyle şekilde görecek olursak arkadaşlar en önemli katman troposfer diyoruz arkadaşlar. Troposfer arkadaşlar şöyle kısaca özelliklerini söylersek en fazla özellik burada ve üniversite sorusu da dediğim gibi burada. En son da 2020 yılında çıkmıştı. En önemli katmandır canlılar için çünkü oksijen burada arkadaşlar su buharı yani yağışlar iklim olayları burada görülür. Kalınlığı ekvatorda fazla kutuplarda az ve bu katmanda 200 metrede sıcaklık 1 derece azalır. Diğer katmanımız ise arkadaşlar stratosfer. Stratosfer ise arkadaşlar en önemli özelliği ozon tabakası buradadır. UV dediğimiz mor ötesi ışınları tutar. Yani diğer çok fazla arkadaşlar verilen soruda şu bu çıkanlar önemli değil. Bunları bilsek soru çözümünde yeterli. Denemeler vesaireler bizi zorluyor gözükse de yani üniversite sınavında çok da öyle o kadar fazla bilgilere gerek yok. Diğer katmanımız arkadaşlar diğer katmanımız mezosfer. Yani yukarı doğru çıkmış oluyoruz farkındaysanız. Mezosfer ise arkadaşlar göktaşları burada yanmaya başlar. Bakın sadece göktaşları bunu bilelim. Zaten fazla özelliği bizi ilgilendirmiyor yok. Diğer katmanımız ise arkadaşlar termosfer katmanı. Termosfer ise arkadaşlar bunu duyduğumda da özellikle iletişimde önemli. Yani bu haberleşmede kullanılan radyo dalgaları bu katmandan istifade eder. Bakın tek yani bunun haricinde işte aurora yıldız kutup ışıkları görülür. Yok işte sıcaklık artar dese de arkadaşlar yani en önemli özelliği bu. Geldik diğer son katmanımız ise arkadaşlar egzosfer dediğimiz arabadaki egzoz gibi düşünebiliriz. En son en dış katmandır atmosferimizin. Artık burada gazlar çok seyrektir. Haberleşme uyduları falan buraya yerleştirilir. Kısaca arkadaşlar bir de atmosferimizin oluşturan gazlarını ve etkilerini söylersek atmosferimizde en çok arkadaşlar azot bulunur. Sonra oksijen, su buharı, karbondioksit gibi diğer gazlar da böyle karışık miktarlarda bulunur. Atmosferin biliyorsunuz en önemli etkisi dünyamızdaki canlı hayatını sağlar. Fazla sıcak soğuk olmamızı önler, bizi göktaşlarından, zararlı ışınlardan korur. Ses ve ısının, sıcaklığın iletilmesini sağlar. Gölge yerleri de aydınlatarak arkadaşlar karanlık ve soğuk olmasını tam karanlık ve soğuk olmasını önler. Şimdi gelelim arkadaşlar hemen 7 sorumuzda kısaca çünkü atmosferde arkadaşlar öyle çok karışık zor soruları yok. Hemen 7 soruda doğru yanlış bakarak şöyle atmosferimizin katmanları ile ilgili bilgilerimizi hızlıca kontrol edelim. Atmosferi tutan yer çekimidir. Arkadaşlar doğru diyoruz. Bizi de atmosferimizi de suyu da yani uzaya kaçmasını önleyen en önemli faktörümüz yer çekimidir diyoruz. İkinci sorumuz ise troposfer ekvatorda kalın, kutuplarda daha incedir. Bu aynı zamanda arkadaşlar üniversite sorusu doğru diyoruz. Çünkü ekvator sıcaktır. Dünyanın en hızlı döndüğü yerdir. Yer çekimi azdır. O yüzden ekvatorda troposferde, normal atmosferde daha incedir. Üçüncü sorumuz, iklim olayları stratosferde görülür. Arkadaşlar yanlış diyoruz. İklim olayları bizim de içinde bulunduğumuz en alt katman olan troposferde görülür. Dördüncü sorumuz, yükseldikçe sıcaklık her 100 metrede 1 derece azalır. Yanlış diyoruz arkadaşlar. Yükseldikçe 200 metrede 1 derece azalır. O zaman 400 metre çıkarsak 2 derece, 1000 metre çıkarsak sıcaklık 5 derece azalır diyoruz. Beşinci sorumuz ozon tabakası stratosferde yer alır. Doğru diyoruz arkadaşlar. Evet ozon tabakası bizi UV dediğimiz zararlı mor ötesi ışınlardan korur. Altıncı sorumuz termosfer haberleşmede önemlidir. Doğru diyoruz arkadaşlar. Termosfer en önemli özelliği iletişimdir. Evet.
Son sorumuz 7. Atmosferde en çok bulunan gaz azottur. Doğru diyoruz arkadaşlar. Azottan sonra da oksijen gelir diyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomuz da burada bitti. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Sınavda başarılar diliyorum. Size de kolay gelsin.